Evet, Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli FM TV izleyicileri ve günümüzde programı takipçileri, izleyenleri, hepiniz bir günümüzde programına pazar günü saat 9'da FM TV ekranlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu haftaki konuğumuz normalde günümüzde programının moderatörü olan Orhan Gazi Bayraktar hocamız. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk Ahmet hocam. Sizinle bir program daha yapmak bizim için mutluluk, sizin için keyif. Allah razı olsun. Güzel bir şekilde konuşabilmeyi, halkımıza inşallah güzel bir şeyler anlatabilmeyi nasip eylesin. Amin inşallah hocam. İletişim numaralarımızı hatırlatalım öncesinde. Sorularınız için WhatsApp hattımızdan 0552 703 47 86 0552 703 47 86 numaralı hattımıza WhatsApp üzerinden sorularınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Bizler de burada Orhan Gazi hocamıza sorarız. İnşallah vaktimizin yettiğince cevaplandırmaya çalışırız inşallah diyelim. Ve ilk sorumuzla diyelim hocam. Aslında günümüzde yaşamış olduğumuz büyük bir sıkıntı. Ve ben bunu soru olarak size soracağım hocam. Şu anda günümüzde gençlerin yaşlılara, yaşlıların da gençlere sizce saygısı var mı? Yani varsa nasıl, yoksa nasıl olmalı? Bu konuda bizlere açıklık getirebilir misiniz hocam? Hocam şimdi öncelikle konuşmaya medrese hocalarından medrese talebelerini istisna ederek veya işte belli insanları istisna ederek konuşmaya başlamak istiyorum. Ülkemizin genelinde gördüğüm kadarıyla hocam biz de takip ediyoruz sosyal medyayı veya sağa solu etrafımız çevremizi takip ediyoruz hocam. Gördüğüm kadarıyla şöyle bir sıkıntı var hocam. Yani insanların bırakın artık büyüğün küçüğe, küçüğün büyüğe saygı sevgi meselesini hiç kimsenin hiç kimseye, hiç kimsenin başkasının bir görüşüne saygısı kalmadı hocam. Yani günümüzde ben şunu düşünüyorum, ben bunu düşünüyorum diye herhangi bir saygı veya herhangi bir sevgi kalmadı. Bununla alakalı da yine eğitim, medrese gerekiyor. Mesela günümüzde Cumhurbaşkanımızı çok ciddi eleştiriyorlar. Ancak her ne kadar eleştirilse de bu insan, bu şahıs bizim Cumhurbaşkanımız. Saygı duymak zorundayız. Ama medrese eğitim almamış adam, ben ne istersem onu konuşurum ahlakıyla, mantığıyla, daha oy verme hakkı bile olmayan insanlar kalkıyorlar. Diyorlar ki Cumhurbaşkanı şöyle, Cumhurbaşkanı böyle, saygısızlık had sefada. Yani bir insanı sevmek zorunda değilsiniz. Veya biz de işte falanca parti tutuyoruz veya falanca insanı destekliyoruz demiyoruz. Ama insana saygı duymak zorundasınız. Herkes büyüğüne veya küçüğüne en azından saygılı olmalı. Niye? Çünkü onlar da bize sevgi gösterilmeli ki bir toplum olalım. Bir aile oluşsun, bir sevgi oluşsun. Yani hocam insanın insana saygısı kalmayınca, insanın insana sevgisi kalmayınca ne oluyor hocam? İnsanlar insanları o kadar rahatça öldürüyor ki haberlerde görüyoruz trafik kavgasından sebep. Yani belki de dese ki, yani büyük konuşmayayım biz de araba kullanıyoruz ama hocam. Hani belki dese ki buyur abi sen önden geç dese, tamam ben durdum sen geç dese kavga olmayacak belki. Ailesi, çocukları yetim kalmayacak belki. Ancak ufacık bir alevden dolayı bir iniyorlar, tak silahlar başlıyor çatışmaya. Ne oldu? Trafikte araba sürüyorduk. Bir anda nasıl olay buraya aktı? Veya insanlar birbirlerini kesiyorlar hocam. Adam geçenlerde sevgilisinin boynunu kesmiş. Yani aslında bu baktığımız zaman yine nereden kaynaklanıyor hocam? Zinadan, namahremden kaynaklanıyor oraya baktığımız zaman. Tabii ki de eğitim sistemi var. Bir de Hazreti Ömer'in adaletinden bir nebze olsun. Bir nebze olsun ülkemizde olsaydı hocam. Bir nebze olsun ülkemizde olsaydı. Bırakın insanlar kadınları kesmeyi hocam. İnsanlar kadınların saç tellerini koparmaya cesaret edemezlerdi. Ama günümüzde gerçekten bir adalet olmadığı için, gerçek bir sistem olmadığı için insanlar ben bugün yaparım, aslan gibi yatar çıkarım mantığıyla, etrafının suyla, hapisten çıkınca ben işte 3 yıl hapis yaptığım mantığıyla çıktığı zaman hocam işte o zaman ne oluyor hocam? Bu şeyler çoğalıyor yani. Önü açılıyor hocam bunların yani.
Yani o yüzden hocam dediğim gibi zina, bir mümin, bir Müslüman zina yaptığı zaman arş titrer Peygamber Efendimizin hadis-i şerifi. Ama bu günümüzde ne mahremiyet kaldı, ne özel kaldı, ne bir şey kaldı. Bir tane kadın çıkmış diyor ki sen diyor benim diyor kıyafetime karışıyorsan yobazsın diyor. Onu ona aslında biz demiyoruz. Onu aslında hocalar kendi kafalarından uydurmuyorlar. O Allah-u Teala'nın bir emri. Ey peygamberim hanımlarına ve sahabe kadınlara de ki örtünsünler, cilbaplarını, elbiselerini giysinler. Sen bana veya benim hocalarıma karşı değil, sen kalkıyorsun Allah-u Teala'ya karşı konuşuyorsun. Allah-u Teala'ya karşı mücadele vermeye çalışıyorsun. Sen o sözünü bize söylemiyor hocam. Yani bunları biz kendi nefsimizden söylemiyoruz. Giyinin, tesettüre bürünün vesaire kendi nefsimizden söylemiyoruz zaten. Dediğiniz gibi tamamen Allah ve Resulüne bunları söylemiş oluyorlar. Sadece o işin muhatabı biz olmuş oluyoruz ama sözler tamamen Allah ve Resulüne Rabbim muhafaza etsin. Necip Fazıl Üstad'ın bir sözü var ya hocam. Diyor ki bir ülkede diyor size gerici deniyorsa diyor hocam bilin ki doğru yoldasınız. Gerici yobaz kafalı deniyorsa bilin ki doğru yoldasınız. Ama şimdi ben sana Allah'ın ayetini söyledim diye bana gerici diyorsan ben senin aklına tüküreyim. Sen ne yapıyorsun kalkıyorsun Allah-u Teala'ya savaş açıyorsun haşa. Sen kimsin? Sen kalkıyorsun Allah-u Teala'nın ayetlerini çiğniyorsun. Allah'ın Kur'an'ında Allah'ın ayetlerini böyle rahatla çiğneyemezler. Niye? Allah cezalandırır. Bugün ülkemizde ekonomi sıkıntımız var, korona sıkıntımız var, millette huzur yok, millet bağırıyor. Neden? Halbuki hepsi bir insandan gözükse de kimse Allah'a yönelmiyor. Allah'a yönelen yok. Bir gün bir sabah namazında bir camide olmuyor hocam. Yani ondan sonra hep birini suçluyoruz. Yok işte falanca başkan şunu yaptı, falanca milletvekili şunu yaptı. Yok diş güçler. Ya kardeşim Allah'a yönelmek yok. Zerre Allah'a yönelilmiyor. Ondan sonra çıkıyor bir tanesi hocam kalkıyor. Günümüzde tarihçi diye bilinleniyor. İnsanlar işte sözünü dinlememiz lazım bilmem ne falan ayaklarını yatıyorlar. Kalkıyor ne yapıyor hocam? Diyor ki işte falanca kıza diyor ki maşallah milletin gözünün önünde canlı yayında. Ne oldu? Sizin sahte hocaların onları var ya hocam onlar sahte hocalar sürüyor piyasaya. Niye? Çünkü İslam'ı zedelemek için sahte bizim gibi şalvar cübbe yediriyorlar veya çarşaf yediriyorlar. Sadece İslam'ı lekelemek için. Başka hiçbir şey için değil. Kalkıyorlar sahte hoca diyor ki işte kalkıyor yanlış konuşuyor sahte hoca. Bu sefer ne oluyor? Bütün hocaları suçluyorlar. Ya kardeşim. Ya sen İslam'ı lekelemek için bunu yapıyorsun. Sonra ben böyle konuştuğum zaman gidiyor bana dava açıyor. Daha önce yaşandı. Burak Doğan hocam benim eniştem gidildi ona dava açıldı. Geçenlerde mahkemedeydik. Açmazlarsa adam değiller. Ben başka bir şey demiyorum hocam. Açmazlarsa adam değil. Sen İslam'ı lekelemek için her şeyi yapacaksın. Ben susacağım öyle mi? Böyle bir şey yok. Bunu kafalarından silecekler hocam. Zaten günümüzde de başımıza da ne gelirse bu dediğiniz olaydan geliyor hocam. Bir yanlışı görüp hiçbir şey söylememek, hiçbir şey yapmamak. Biz de işte kalbimizden buğz ediyoruz. O da zaten imanın en zayıf halakası. Az önceki konumuzla alakalı hocam, Mehmet Akif Ersoy'un da çok güzel bir sözü var bu tesettürle alakalı. Kim demiş Avrupa insanı medeni, ne edep kalmış ne haya, çırılçıplak bedeni. Eğer medeniyet açmaksa bedeni, desenize hayvanlar bizden daha medeni. Çok hoşuma giden bir sözü hocam Mehmet Akif Ersoy'un. Bu konuyla alakalı da dediğiniz gibi tesettürden çıkınca işte güzel elbiseler giyince bir medeniyet söz konusu olmuş oluyor onlara göre kafalarında ama Rabbim muhafaza etsin Allah ve Resulüne hem böyle yaparak hem böyle ifadeler kullanarak Allah ve Resulüne bir savaş durumu. Ben onların cesaretlerini tebrik ediyorum. Ne büyük bir cesaret ki daha şu anda dediğiniz gibi bir günümüzde sosyal medya üzerinden bile olsa bir büyük insana hakaret veya en ufak bir kötü konuşma, en ufak bir argo laf söylemede az önce dediğiniz gibi eniştenize açılan dava gibi bir dava açılıyor. Mahkemelik olunuyor ve zaten bunlar yapılamıyor. Daha üst seviyedeki insanlara bunlar yapılamıyor zaten korunmadan dolayı. Ama görelim ki günümüzde Allah'a ve Resulüne yani o insanların Rabbine, o insanları yoktan var edene, yaratana bu ifadeleri kullanmak, böyle şeyler söylemek, böyle yaşamak çok kolay bir
şey haline geliyor ve bunların önü zaten böyle şeyler yapılarak açılıyor hocam. Tamamen dediğiniz gibi eğitimsizlikten dolayı ve bunlar yapılarak önleri açılıyor. Geçen bir tane öğretmen hocam kalkıyor çocuğa diyor ki hocam çocuk daha belki 5 yaşında 6 yaşında. Yıllarca hocalara söylendi bu çocukların beynini yıkıyorsunuz diye. Yıllarca hocalara suç atıldı hocam. Bugün ne oldu hocam? Zerre maneviyat bilmeyen bir kere belki Allah-u Teala'yla o huzuru yakalayamamış, maneviyatı bilememiş insanlar kalktılar yıllarca maneviyatı, tarikatı yalanladılar. Ondan sonra çocukların beynini yıkıyorsunuz da yıllarca konuştular. Ondan sonra öğretmen kalkıyor. Ne yapıyor hocam? Çocuğa diyor ki ben diyor eskiden diyor özgür değildim diyor. Hani çarşafı şerifi kastederek, diyor ki ben özgür değilim diyor. Ben sonradan açıldım diyor. Öyle özgür oldum diyor. Sen çocuğun aklına soktuğun şeye bakar mısın hocam? Sen insana, sen anneanneni yalanlıyorsun. Sen annenin annesini yalanlamış oluyorsun. Belki senin annen de çarşaflıydı. Sen Osmanlı zamanında 600 sene dünyayı titreten hükümdarımız Osmanlı'nın giymiş olduğu, annelerimizin giymiş olduğu çarşafı yalanlıyorsun. Daha başka hiçbir zaman görülmemiş Osmanlı gibi bütün dünya tir tir titrediği Osmanlı hükümdarı anneleri nasıldı? Hepsi örtülüydü. Bugün günümüzde tabii ki de yapılıyor. Kanuni Sultan Süleyman'dan tutun bütün padişahlara kadar hepsini rezil usma bir şekilde gösteriyorlar. Halbuki bu insanların ne kadar cesaretli olduğunu, hiçbir savaştan kaçmadıklarını, hiçbir şeyden korkmadıklarını değil de hocam yalan yanlış şeyler yazılıyorlar. Niye? Sırf bir reyting için, sırf bir izlenme için. Ondan sonra insanlar tarihlerini böyle tanıyor. Halbuki öyle bir şey yok. Senin annen, senin anneannen, senin atan, senin babaannen onların hepsi çarşaflıydı. Sen kalkıyorsun bugün çarşafı suçluyorsun. Çarşaf diyorsun özgürlük değil de diyorsun. Allah'ın ayetini yalanlıyorsun. Ondan sonra da bize işte yok gerici kafalı bilmem ne diyorsun. Ne oldu? Allah bela veriyor. Kurtuluş ne zaman? Zannediyor. Bunlar ne zannediyorlar hocam? Ben onu orayı da anlayamıyorum. Böyle konuşup konuşup ahirette neler yapabileceklerini, neler olacağını nasıl düşünüyorlar yani? Yıllarca İslam'a savaş açıp Allah-u Teala'ya savaş açıp Peygamber Efendimiz'in Allah-u Teala'nın söylediklerine isyan edip nasıl ahirette hala mutlu olmayı bekliyorlar yani? Hocam belki de tepki toplamamak için Müslümanız diyorlar. Belki de dediğiniz gibi ahirete inançları yok. Belki de yaşantılarında zaten böyle bir şey göremiyoruz da hani içlerini de kalpleri de ancak Allah bilir. İçlerini kalplerini bilemiyoruz ama belki de Müslüman değiller. Sadece tepki toplamamak için sözde işte %80'i %90'ı Müslüman olan bir ülkedeyiz. Onu bozmamak için işte o %10'luk kısma, 20'lik kısma girip tepki toplamamak için belki de Müslümanız diyor. Evet hocam. Ya hocam bu insanlar gerçekten özellikle belli kesim var İslam düşmanı hocam. Dediğim gibi az önce anlattığım gibi sahte hocaları sürüyorlar piyasaya. Ondan sonra İslam'ı lekeliyorlar hocam. Bu insanların kurtuluşu gerçekten nasıl olacak? Yani varsa ıslahları Allah onları ıslah eylesin ama yani hocam gerçekten garip bir mücadele ederler. Ondan sonra kalkıyorlar dava açıyorlar. Yok bizim hakkımızda böyle konuştular. Bizim hakkımızda şöyle konuştular. Ya kardeşim ben senin hakkında konuşmuyorum ki. Ben sana Allah'ın anlattığını anlatıyorum. Ben sana Peygamber Efendimizin, Resulünün dediğini anlatıyorum. Sen ne diyor hocam ayet-i kerimede? وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَغُوا Allah'ın ipine, وَاَعْتَصِمُوا سَرِلُمْ بِحَبْلِ اللّٰهِ Allah'ın ipine sarılma, sımsıkı sarılın. Orada tehdit vardır. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Biz Allah'ın ipine sımsıkı sarılmamız lazım ki yeniden Osmanlı gibi yeniden bir diriliş olsun. Yine dünya hükmedelim. Ama günümüzde değil Allah'ın ipine sarılmak. İnsanlar Allah'ın ipine saldırıyorlar. Allah'ın ipini bilmiyorlar. Ve bugün deistlik, ateistlik yükseliyor. Ondan sonra o tarihçi diye gezinen insanların aman sözünü dinleyelim diye yerlere göklere sığdıramadıkları hoca insanlara diyor ki şey yapmayın diyor ya evlenmeyin diyor rahatınıza bakın diyor. Ama Allah-u Teala ayet-i kerimde ümidi diyor. وَاَنْكُلْ اَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحَيْنَ مِنْ عَبَادِكُمْ اِمَنْكُمْ Sizin içinizden salih olan kullarınızı birbirinize nikahlayın. Evlenin buyuruyor. Peygamber niye? Efendim. Zina yükselmesi. Bugün her gün zina yükseliyor. Her gün bir insan ölüyor. Ve bu bir sürü pislik doğuruyor hocam. Bir sürü pislik uyuşturucusundan, şeyinden. Allah kahretmesin neler oluyor yani hocam. Ama yine savaşıyorlar. Gerçekten savaşıyorlar ya. Bu Allah'ın, insanlar Allah'ın ayetlerini duyacak diye korkuyorlar.
sırf Allah'ın ayetlerini duymasınlar diye savaşıyorlar yani. Bakın hocam Allah-u Teala diğer bir ayet-i kerimede وَمَنْ يُدُعَ اللّٰهِ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللّٰهِ وَاتَّقِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Ve her kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse ve Allah'tan korkarsa ve ondan sakınırsa işte kurtulucular bunlardır. Yani kurtuluşa ermek istiyorsak Allah'tan başka çare yok. Dünyada da böyle, ahirette de böyle. Adam diyor ki benim bereketim yok. E ne yapıyorsun? Faiz yapıyorum bilmem ne. E böyle olmaz ki zaten. Allah-u Teala diyor ki bana bir adım gelene ben koşarım, ben bir sürü adım atarım. Ama biz bir adım bile atılmıyor günümüzde yani hocam. Ondan sonra hep birilerini suçlama mantığı. Ya mübarekler, ya tabii bizim TV izleyicilerimizin dışında söylüyorum hocam bunları. İlla dışarıdan da hani bizi sürekli izleyenler değil. Ancak bu İslam düşmanları da açıyor yani bakalım bunlar ne diyor diye. Onlara söylüyorum yani hocam. Yani tek kurtuluş Allah, tek kurtuluş. Ama bugün insanları medreseden uzaklaştırmak için, hafızlıktan uzaklaştırmak için elinizden gelen her şeyi yaptılar. Her şeyi yaptılar yani. Görün ne oldu? İnsanlarımız mutlu mu günümüzde yani? Yani hocam dediğim gibi her şeyin başı nereye bağlanıyor? Eğitime, Allah'a bağlanıyor. Yani günümüzde medreselerin önü açılsa ne olacak? Bugün hocam çok ilginç bir şey anlatacağım size. Bir sene önce falan ehliyet dersine gidiyorum. Ehliyet dersindeki hoca bana diyor ki siz diyor Mahmut Efendi'ye bağlı olanlar diyor Türkiye'yi ele geçirmek istiyorsunuz diyor. Diyorum abi ne alakası var diyorum. Hani böyle bir şey olsa bize de söylerler diyorum. Hani madem bizim böyle bir icatımız olacak bizim ne haberimiz yok diyorum. Diyor ki senin diyor yaşın daha diyor ufak diyor sana söylememişlerdir diyor. Sen şimdi 18'e 19 yaşındasın diyor. Sana söylemediler onları diyor. Onlar diyor büyüklerin planı. Ya kardeşim böyle bir şey yok ya. Ya böyle bir şey yok ya. Şöyle bir durum var hocam. Eğer bir proje yapılacaksa bu çocuğa küçükten eğitimlik verilir. Ki o hazır olsun. Ama böyle bir şey yok. Bizim tek derdimiz Allah'a ve Resulüne insanlar itaat etsin. Allah'a yönelsinler ki doğru yolu bulsunlar ki hem ülkemiz hem günümüz hem dünyamız hem ahiretimiz kurtuluşa ersin. Ama bunun olmaması için elinden gelen bütün mücadeleyi veriyorlar. Bütün her şeyi yapıyorlar. Ondan sonra hocam kalkıyorlar diyorlar ki sen söyle mutsuzuz işte bilmem ne var şu var bu var. Rabbim hepimizi muhafaza eylesin inşallah hocam. Amin hocam. Dediğiniz gibi günümüzde o sarıklıları, şalvarları, cübbelileri öne sürüp onların kullanmış olduğu en ufak bir ifadeyi bile baz alıp onlara yükleniyorlar. Şöyle bir durum var hocam yani benim büyüklerimizin de söylediği gibi. Zengin bir insan bir hareket yaptığında kimse paradan soğumuyor. Ne hikmetse hocam yani. Şimdi o adam zengin. Giyinişini gördüğün zaman, bindiği arabayı gördüğün zaman bu adam zengin. Aklına gelen ne? Para. Paradan soğumuyor ama kimse. Bu adam işte zengin şu yaptığı hareketten dolayı ben paradan soğudum diyen kimseyi ben görmedim. Ama dediğiniz gibi tamamen bilinçaltı oynanarak yani insanların kafasına hocalar böyle, hocalar şöyle, şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar diye bilmek için sarıkları, şalvarları, cübbeleri giydirip insanları sokağa sunuyorlar hoca diye ve yaptığı en ufak bir hareketi dışarıda bir uygunsuz yerin önünden geçse bile şuraya gitti, buraya gitti, şöyle yaptı, böyle yaptı diyerek insanları o kisveden, o kişiden değil, o kisveden soğutuyorlar, o kisveye laf söylüyorlar. Hani zenginlere bir şey demiyorduk, hocalara niye diyoruz? Peki onları geçtim, niye genelleme yapıyoruz? Bu bir insan sarık giyip, şalvar giyip, cübbe giyip bir uygunsuz yere gittiğinde o sarığın, şalvarın, cübbenin günahı mıdır? Onların yaptığı bir hareket midir? O içindeki kişinin yaptığı hareket midir? O yüzden genelleme yaparken bir düşünelim. Şu an kimse bir yaptığı hareket için kot pantolonlara genelleme yapmıyor. Kot pantolon giyenlerin hepsi şöyledir, hepsi böyledir demiyor. Zenginlerin hepsi şöyledir, hepsi böyledir demiyor paralı bir insan bir hareket yapınca. Hoca olarak görünen, hoca demiyorum zaten hoca olan insan o işleri yapmaz. Dediğiniz gibi tamamen insanları Allah'a nasıl çağırırım, Allah'a nasıl yönlendiririz, nasıl kalkınırız mantığıyla çalışır, çabalar. Öyle uygunsuz yerlerde gezmek, uygunsuz vaziyetlerde bulunmaktan sakınırlar zaten. Ama bir insanı sonradan dönmüş olabilir,
o işlere alışmış olabilir ama gerçekten sarığı şalvarı da giyiyor olabilir, bırakamıyor olabilir. Yani gidebilir, insanlık halidir ama bu sarığın, şalvarın, cübbenin yapmış olduğu bir hareket değil. Onlara laf getirilecek bir hareket değildir. O kişinin yaptığı bir harekettir ve söylenmesi gereken bir şey varsa o kişiye söylenir. Sarığa, cübbeye, şu mübarek eşyalara, mübareklere bir şey söylenmez. Evet. Diye ben de buraya yorumumu yapmış olayım hocam. Çok iyi hocam. Allah razı olsun hocam. Hocam şimdi günümüzde bir de hocam bu nasıl söylenir bilmiyorum. Bu erkekler var ya hocam, hani böyle ters ters davranıyorlar. Sapkın evet. Hareketler yapıyorlar. Ve bakıyorsunuz hocam günümüzde bunların bile takipçileri çoğalmaya başladı. Günümüzde bunlar yaygınlaşmaya başladı. Ondan sonra bir tane kadın çıkıyor, erkek ses taklidi yapıyor. Bilmem ne, böyle rezillik üzerine rezillik yani. Rezillik zirvesini yaşamaya başladık artık yani. Rabbim bizi kurtarsın inşallah yani hocam. Amin hocam. Diğer bir ayet-i kerime okumak istiyorum hocam. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنَ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِينَ اِلَّا الَّذ۪ينَ اَامِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. Muhakkak biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da onu aşağıdaki en aşağılara döndürdük. Ancak o kimseler ki iman ettiler ve salih amellerde bulundular. Artık onlar için kesilmeyecek bir mükafat vardır. Yani hocam ne diyor? İman eden ve salih ameller için yapanlar, kimseler için kesilmeyecek bir mükafat vardır. Ancak günümüzde ne oluyor hocam? İnsanlar Allah'tan uzaklaşıyor. Biz bunun için ne yapıyoruz? Ne yapılıyor yani bugün hocam? Ne okullarda, ne herhangi bir yerde hiç şey yok. Buna dair bir çalışma yok yani. Ondan sonra hocam ülke düzelmiyor. İşte ülkenin siyasi sıkıntısı var, bilmem ne var falan. Bunların hepsi bir hayır hocam, hepsi. Yani ulan Allah, biri de demiyor ki hani bizden başka, hani başkanlardan biri de çıkıp demiyor ki ya Allah'a yönelelim ya. Ya işte biraz İslam'ı yaşayalım ya. Hani biraz mücadele verelim. Ya Allah bizim önümüzü açar demiyordu hocam. Kalkıyorlar. Kimlerden ne bekliyoruz? Kalkıyorlar işte. Hala saçma sapan davranışlar. Olmayacak davranışlar. Rabbim bizi kurtarsın inşallah hocam bu durumdan. Amin hocam. Dediğiniz gibi hocam. Yani bir insan, bir erkek, kadın şu an günümüzde tamamen, tabii bunun da altında, bunun da altyapısında tamamen eğitimsizlik yatıyor zaten. Fenomen olmak uğruna, yani şu an sosyal medyada desinler, işitsinler, görsünler diye tanınmak için veya herkes üzerinde, herkes tarafından tanınmak, bilinmek için dediğiniz gibi girmediği kılık, girmediği, yapmadığı hareketler kalmıyor. Şu an sosyal medyada tanınmak, fenomen olmak için. Bir de hocam şu an günümüzde dediğiniz gibi bu günahların çokça işlenmesi, bu işte bir haber alıyoruz, bir karı koca değiller, sevgililer, daha o dereceye bile gelmemişler. Tartışıyorlar ve boynunu kesiyor. Diğer taraftan birçok kere bıçaklanarak öldürülüyor. Bunları söylemesi gerçekten çok zor. Çünkü bir anne evladından, bir baba evladından ayırmış oluyor o insan. Ama bunlar şu an günümüzde çok kolay yapılıyor. Tamamen bunun da zaten hocam sistemi, bunun da yapılmasının kolaylığı. Başkaları yapıyor. Bu yapıyor bir şey değil. Diğerleri de yapıyor. Günümüzde şu yaşamış olduğumuz zamanda şeriatı yaşasak böyle bir sıkıntı olur mu hocam? Yani hocam az önce de program başında da demiştim zaten. Hazreti Ömer'in adaletinin bir nebzesi olsa bizim ülkemizde zaten insanlar kadınların saçlarını koparmaya kıyamazlar yani hocam. Ama günümüzde tabii ki de öyle bir adalet olmadığı için, öyle bir adalet olsa ülkenin yarısından fazla ayağa kalkacağı için hocam ne oluyor hocam? Haliyle bu tür durumlar çoğalıyor. Bu tür şeyler çoğalıyor. Ülkede neler neler var ama hala bomboş konular konuşuluyor. Yani hadi bu işi düzeltelim ya. Ya kızlarımız ölüyor ya, çocuklarımız ölüyor. Hadi bu işi düzeltelim, ne yapalım? Hadi bir idam sistemi çıkartalım. Hani ne bileyim, veya işte kısasa kısas gibi şeyler. Ama ne oluyor hocam? Adam ne yapıyor? 6 ay yatıyor içeride, 6 ay sonra çıkıyor. Hapis gördük, biz bilmem ne havasıyla geziyor piyasada hocam.
Ben bu... onu da anlamıyorum hocam. Ya insanları şu an bir söylense, bir duyulsa yani, bir anlatmaya çalışsak ülkemizde şeriat gelsin mi? Ha olur mu ya öyle bir şey? Kolumuz kesilecek şeyimiz... Yapma! Çok basit yani. Osmanlı yapmayacaksın, kesilmeyecek. Evet hocam, Osmanlı zamanında insanlar camiye giderken, evlerine giderken hocam dükkanlarının kapısını kapatmazmış. Veya dışarıdaki kasaları alıp içeri koymazmış. Niye? Çünkü zaten herkes birbirine güveniyor. Osmanlı zamanında hırsızlık sayıları çok azmış. Ondan sonra hocam günümüzde hocam adam şey yapmıyor hocam yani hani tezgahını kolluyor, kendi bakkalda olduğu halde kolluyor. Çırak alıyor. Güvenlik kameraları. Pompalı tüfek taşıyor ki hani ne olur ne olmaz bilmem ne. Günümüzde güven bu hale gelmiş hocam. Yani falanca ülke çok iyi haldeymiş bilmem ne falan. Onları da pek inanmıyorum. İmanın, İslam'ın olmadığı yerde bu tür şeyler olmaz hocam yani. Birkaç tane hokkabaz çıkmış orada diyor ki aa falanca ülkedeyim, falanca ülke çok güzel. Ya bırak mı kardeşim, biz de araştırıyoruz, biz de görüyoruz onları. Biz de neler görüyoruz orada. Yani insanlar insanları öldürmeli, şehir var orada hani şey yok, cezası yok. Böyle saçma yerler var. Ama adam kalkıyor hocam, orayı bize övmeye çalışıyor, yurt dışını övmeye çalışıyor, Türkiye'yi kötülüyor. Ya kardeşim bunu niye yapıyorsun ya? Hokkabaz herif. Bunu niye yapıyorsun yani? Ama hocam işte günümüzde bu tür hokkabazlar çok olduğu için Rabbim inşallah halkımıza güzel bir şekilde görmeyi nasip eylesin. Halkımıza şuur nasip eylesin. İnşallah en kısa zamanda bu kötülüklerin bitmesi, yani en azından azalması nasip eylesin hocam. Gerçekten şu an kadın cinayetleri olsun, diğer cinayetler olsun hep zirveye ulaşmış durumda. Ondan sonra hocam geçen birini gördüm, diyor ki iki şarjör boşalttım diyor, 9 seneyi yedim çıktım diyor, kendini anlatıyor bilmem ne. Övünç havalı mi? Havalı. Ya övünç meselesi değil abi, sen iki tane insanın canına kıydın ya. Ya Allah'ın verdiği cana kıydın sen. Yarın bugün bunun hesabını ahirette nasıl vereceksin? Ben sen bunu düşündün mü ya? Ya hocam işte bunlar hep böyle şey, yalan söyleyenlere ne olacak biliyor musunuz hocam kabir azabında? Yalan söyleyen, yalan. Sadece bakın şeyi anlatıyorum. Yalan söyleyene bir tane melek gelecek hocam, taşı alıp adamın böyle o bağlı olacak, kafasını atacak hocam. Kafası kanarken hocam tak, o melek o taşı alana kadar o biraz dinlenecek. Taşı bir daha alacak, bir daha. Kıyamet gününe kadar bu tekrarlanacak hocam. Bu kabir azabı sadece yalancılar hocam. Zina yapanlar bir tandır gibi kocaman bir şeyin içine koyulacaklar hocam. Alttan ateş çıkacak. Bunlar zannedecekler ki ha çıkıyoruz. Aha kurtuluk, yanıyorlar, perişan oluyorlar. Aha çıktık. Tak ateş bir kesilecek, tekrar düşecek. Tak bu tekrarlanacak. Ne zamana kadar? Ta kıyamete kadar. Yani hocam o yüzden dediğim gibi Rabbim işte bizleri böyle kötülüklerden, böyle şeylerden korusun. Rabbim inşallah akıl versin hocam, akıl. Allah'a ve Resulüne savaş açmaya gerek yok. Biz size burada Allah'ın ayetlerini okuyoruz. Sen kalkıyorsun bana Allah'ın ayetlerini okuduğum için şey diyorsun, yobaz diyorsun, gerici diyorsun. Allah da seni ıslah etsin diyorum hocam. İşte hocam bize çok kolay ifade kullanabiliyorlar. Bize yobaz diyebiliyorlar, söyleyebiliyorlar. Biz hiç böyle davacı olamıyoruz ne hikmetse. Ama onlar bizim savunmuş olduğumuz davamıza, biz onların savunmuş olduğu davalara bir şey söyleyince bize yobaz diyebiliyorlar. Biz onların savunmuş olduğu davaya bir şey söyleyince, en ufak bir şey söyleyince mahkemelik, hakkımızda suç duyurusu vesaire. Yani nerede adalet o zaman? Hocam alıştık. İnanın alıştık. Bu FMT'yi çok alıştı hocam. FMT'yi çok alıştı. Cezaları da alıştı. Mahkemeleri de alıştı. Ama fark etmez. Yine buradayız. Yine hakkı söyleyeceğiz Allah'ın izniyle. Yine dava açacaklarsa buyursunlar, alsınlar. En kırıl avukatlarını tutsunlar, öyle gelsinler. Onlardan korkan onlar gibi olsun diyemeyeceğim hocam. O kadar aşağılık, o kadar pislik, o kadar böyle... O öyle bir insan olmak istemem hocam. Rabbim kınamayalım da başımıza gelir. Rabbim bizleri muhafaza eylesin hocam inşallah. Amin hocam. İnşallah hocam Rabbim ülkemize huzur nasip eylesin hocam. Amin hocam. Dediğiniz gibi hocam ama bu huzurun da olması için günümüzde şeriat-ı âliyenin, tarikatın, bunların hepsinin yaşanması gerekiyor ne yazık ki. Ne yazık ki den kastımız yani şudur kıymetli Müslümanlar. Gerçekten günümüzde çok zor olacağı için, bizim için değil, bizler için değil. Tamamen bu
yaşantıyı istemeyenler için. Biliyorsunuz hocam çok meşhur bir kıssa vardır. Zamanında bir adam sohbete gidiyor. Hoca bir anlatıyor şeriatı. Hırsızlık yapanın kolu kesiliyor, zina yapan evliyse rejim ediliyor, işte kısasa kısaslar vesaire anlatıyor her şeyi. Hırsızlık olayında adam ayağa kalkıyor. Ya öyle saçma şey mi olur ya, hırsızlık yapanın kolu kesiliyor falan. Sonra sohbetten çıkıyor. Sarmıyor sohbet. Çıkıyor arabasına gidiyor, bakıyor arabası yok yerinde. Geri geliyor içeriye bir hışımla, sohbete bir daha giriyor. Ne kolu diyor, kafası kesilsin diyor. Yani şimdi başımıza gelmeden bu şeyler çok zor geliyor bize. Şimdi bu öldürmelere karşı sessiz kalmamız, sen mesela niye sessiz kalıyorsun? Senin hiç başına geldi mi bir kızın, bir oğlun, bir baban, bir annen, evladın öldürüldü mü? Öldürülse bu kadar sessiz kalmazsın. O zaman o feryatların, figanların arasına senin sesin de girer. Başına gelmeyenler çok rahat konuşuyorlar. Ne işte böyle iyi, böyle geçiniyor. Çünkü onların oğulları da yapıyor. Onlar da yapıyorlar bu işleri. İşte o dışarıda temiz, namuslu bir ailenin kızı gezebilir. Dışarıda arkadaşlarıyla gezebilir. O tabii ki de tamamen helal haram çerçevesine dikkat ederek. Ama yoldan geçen kendini bilmez, serseri tipli bir kişi, bir insan, bir erkek her türlü rahatça şu an günümüzde laf atabiliyor. Ve buna hiçbir şey denilmiyor. Şimdi ne zaman ki ateş düştüğü yakar, ne zaman ki bu olaylar senin başına geldiği zaman, o zaman işte kuyruğuna, tabiri caizse kuyruğuna basıldığı zaman sesin çıkıyor ya, o zaman işte bu günümüzde şu an rahat yaşantıların olmasını istiyorsak, şeriat aileyi yaşamamız lazım. Osmanlı zamanından örnek verdiniz hocam. Osmanlı zamanında ihtiyaç sahibi kimse yoktu. Zekat verecek kimseyi bulamazlardı. Zekatlarını gömerlerdi. Niye? Çünkü herkes İslam'ın mübini yaşamaya gayret gösteriyordu. Zekat vermeyen bir kimse yoktu. Sadaka vermeyen kimse yoktu. Başına bir olay mı geldi? En ufak taşa takılıyor, sadaka veriyor. Bizim günümüzde adam takla atıyor, ölümlerden dönüyor. Aynı şekil hiç ne ders, ne bir ders çıkartma var, ne bir sadaka vermek var. Aynı şekil hayatına devam ediyor. Devam ediyorsan Allah hocam, sen böyle yaşantıyı istiyorsun. Buyur sana böyle yaşantı. Şimdi hocam konumuzdan bağımsız hocam başka bir şeye değinmek istiyorum. Başka bir konuya değinmek istiyorum hocam. Daha önceden biliyorsunuz bir Beykoz'da Efendi Hazretlerimizin külliye yapılıyordu. Biliyorsunuz hocam. Evet. Efendi Hazretlerimizin külliyesini yıktılar hocam. Bugün de hocam aynı kişilerin, yıkan kişilerin hocam Beykoz'da başka bir parti tarafından yine Beykoz'da hocam yapılan böyle büyük bir yerleri yıkılıyor hocam. İşte kaçak mıymış neymiş artık. Ve ben bir kitapta bir söz okumuştum hocam. Diyor ki Allah mühlet verir ama ihmal etmez. Sen kalkıp Allah'ın dostlarına kafa tutarsan o zaman Allah senin işte o zaman hocam belanı verir. Bugün günümüzde de bunu görüyoruz hocam. Bugün günümüzde insanlar kalkıyorlar Kur'an-ı Kerim ayetlerini çiğniyorlar. Böyle olmaz hocam. Müslümanın diyor hocam bakın Timurtaş Hoca yıllar önce de bunu söylüyormuş. Müslümanın diyor hanımı diyor kızı diyor böyle giyinemez. Tabii hocam efendim. Ahirette Allah-u Teala'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diyor önünde yapışırım yakana diyor Timurtaş Hoca. Sen yarın Allah'ın önünde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önünde nasıl hesap vereceksin? Ne diyeceksin orada? Sen hanımına, kızına kapan dediğin zaman kapanmıyorsa bilemiyorum. Ama sen en azından görevini yap. Ama hocam günümüze gelin görün ki bunu dediğimiz zaman insanların kıyafetlerine karışmaktan işte neymişiz efendim, ya bazmışız, gericiymişiz bilmem ne. Ne oluyor? Zina çoğalıyor. Önüne çok özür dilerim. Belediye zinalar çoğalıyor. Çocuğun babası belli değil. Sonra çöp konteynerleri. Sonra çöp konteynerlerinin kenarlarında geziliyor. Cami önlerine bırakılıyor. Ne oldu? Hani ahlaki değer? Sen zannediyor musun ki o gün 14-15 yaşlarında senin sözünü dinliyor diye yarın bir gün senin sözünü dinleyeceğini mi zannediyorsun o çocuğun? Bir kapılacak ortamlara. Ne oldu? Artık senin sözün de geçerli değil. Nasıl yetiştirdin sen bu çocuğu? Rabbim inşallah hocam güzel bir şekilde
Yarın bir gün biz de baba olacağız. İnşallah güzel evlat yetiştirmeyi, Peygamber İnşallah. Efendimiz'e, Efendi Hazretleri'ne evlat yetiştirebilmeyi nasip edesin hocam. Amin. Çünkü hocam günümüzde görüyoruz hocam pislikler, yuvaları. Rabbim bizleri muhafaza edesin. Amin hocam. O olayda da, o meselede de hocam, bu evlat yetiştirme meselesinde ve İslam'ı anlatabilme meselesinde de Efendi Hazretlerimizin o mahkeme olayı beni çok etkiliyor hocam. Efendi Hazretlerimiz mahkemeye çıkıyor. O şey meselesi, doğru mu hatırlıyorum hocam? Evet. İdam edilecekti. O şeydeydi. Hocam galiba mahkeme. Başka bir şeyden sebep. Ama tamam. Yani o başka bir şey de olabilir hadise. Efendi Hazretlerimiz mahkemeye çıkıyor ve söyleyecek bir şeyiniz var mı diye soruyorlar Efendi Hazretlerimize. Hakime Hanım. Hakime Hanım'a bu kadar erkeğin arasında çalışman doğru değil buyuruyor. O zamanda bile, yani mahkeme şartlarında, yani normal dışarıda gezerken veya boş bir işte uğraşırken falan değil, mahkeme şartında bile bu kadar erkeğin arasında çalışman doğru değil buyuruyor. Bu da çok etkilendiğim bir Efendi Hazretlerimizin hayatından bir örnek. Onu da burada söylemek istedik hocam. Evet, yavaş yavaş da programımızın sonuna geldik. Hocam son böyle söylemek istedikleriniz, aktarmak istedikleriniz varsa onları alalım inşallah, yavaş yavaş programımızı bitirelim. Hocam Allah-u Teala ayet-i kerimede buyuruyor ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَامَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ey iman edenler, Allah'tan hakkıyla korkmadığınız sürece, gerçek iman etmiş, gerçek Müslüman olmuş olmazsınız. Yani hocam Rabbim işte insan Allah'tan korksun hocam. Bu başkasının suyu deyip içmez. Bu başkasının kitabı deyip almaz. Niye? Allah'tan korkuyor. Ufak bir kısa anlatayım hocam inşallah. Bir gün bir tane hoca bir tane talebesini biraz fazla seviyormuş. Talebeleri de demişler ki hocam siz bu çocuğu niye daha fazla seviyorsunuz falan. Hepsi karşı gelmiş. Bilmem ne demiş, o biraz farklı falan, ne farklı falan. Ondan sonra hoca bütün talebelerine birer tane tavuk vermiş, bıçak vermiş. Demiş ki gidin kimsenin görmediği yerde kesin, gelin. Ondan sonra hepsi gelmiş, hocam ben bir ağacın arkasında kestim, kimse görmedi. Hocam ben falanca yerde kestim, kimse görmedi falan derken. O çocuk, hocanın sevdiği çocuk tavukla beraber gelmiş. Demiş ki hocam demiş, ben Allah'ın görmediği hiçbir yer bulamadım demiş. O yüzden demiş tavuğu demiş kesemedim demiş. Yani bugün de tarikatta da vardır hocam. Bir tane derste şu vardır hocam tarikatta. Allah'ı can şah damarından daha yakında hissetmek vardır. Allah bize şah damarımızdan daha yakındır. Bunu zaten biliyoruz. Ancak tarikatta bir derste bunu daha derinden hissedilir. Ancak hocam günümüzde Allah'tan korku olmadığı için insanlar her şeyi rahat rahat yapıyorlar. Rabbim inşallah bizleri muhafaza eylesin. Amin hocam. Bir söz var ya hocam. Küçücük bir çocuk 6 yaşında, yani konuşmayı bilen, söylediklerini anlayan, seni anlayan bir çocuk kalbinde geçeni bilse dağın arkasına saklanırız. Ama Rabbimiz, bizleri yoktan var eden Rabbimiz her şeyimizi biliyor. Estağfirullah billahi ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Allah bize şah damarımızdan daha yakın, her şeyimizi biliyor ama biz hiç bilmiyormuş gibi, bunun farkında değilmiş gibi yaşamaya ne yazık ki devam ediyoruz. Hocam söyleyecek bir şeyiniz varsa alalım. Yoksa hocam sizinle program yapmak güzeldi. Rabbim inşallah tekrar nasip etsin hocam. İnşallah Allah'a da hakkıyla korkanlardan olmayı nasip etsin. Ülkemize Amin. Kurtuluş, güzel günler görmeyi nasip etsin hocam. Amin hocam inşallah. Rabbim bu anlattıklarımızla, anladıklarımızla amel etmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Sizinle program yapmak da büyük bir şerefti hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Kıymetli FM TV izleyicileri, günümüzde programı sevenleri, izleyenleri, bir günümüzde programının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hepinizi emanet edilenlerin en güzeli Allah'a emanet ediyoruz. Kendinize dikkat edin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.